Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Cömert Bey var yanımızda 62 yaşında. Tam 8 yıldır şeker hastalığı nedeniyle ayağındaki yaralarla uğraşmış. Birkaç parmağında bu nedenle kaybetmek zorunda kalmış. Cömert Bey bize ulaştığında ayağında bir diyabetik ayak yarası mevcuttu. Ve bir parmağında osteomiyelit yani kemik içi bir enfeksiyon mevcuttu. Birkaç parmağını kaybetmiş bu şeker yaralarına bağlı sebeplerden. Cömert Bey doktor doktor merkez merkez gezmiş ama doğru tedavi ve tecrübeli yara bakım uzmanlarına ulaşınca birkaç hafta içinde ayağındaki yaralarda ciddi gelişmeler kazanılmış. Parmaklarımın haricinde hiçbir şey hissetmiyordum. Ee, fakat en son işte çare... Anıl Bey'e geldik. Hastamız bize geldiğinde yaptığımız tetkikler sonucunda Ayak parmağındaki kemiğinde ciddi bir enfeksiyon tespit ettik. Bu bir enfeksiyona bağlı olarak hastamızı kapalı bir operasyona aldık. Yani parmağımızı ampute etmeden kemiğimizdeki enfeksiyonu temizledik. Osteomyelit durumunu ortadan kaldırdık. Yapılan tahlillerin sonucunda Cömert Bey'in ayağında 3 ana damarın tıkalı olduğunu tespit ettik. Ve gerçekleştirmiş olduğumuz operasyon ile Cömert Bey'in tıkalı olan ayak damarlarını açtık. Ve ayağını kaybetmek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamış oldu. Yere bakım koordinatörü Anıl Şen, diyabetik ayak yaralarında erken tanı ve müdahalenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle Cömert Bey 7 yıla yakındır diyabetik ayak tedavileriyle ilgili mücadele etmekteymiş. Dediğim gibi zaten birkaç parmağını bu hastalığa bağımlı olarak kaybetmiş. Ama doğru tedavilerin sonucunda diyabet hastaları ayak ya da ayak parmaklarını kaybetmeyebiliyorlar. Önemli olan erken müdahale ve teşhisin yapılması hastalarımız için. Anıl Bey'i eşimin Ç çocukların vasıtasıyla geldim. Hiç dikkate almadım ilk baştan. Yani ben, ben Anıl Bey'le görüşürken işaret ediyorlar. Dinlemiyorum bile çünkü inancım kalmadı artık. Sekiz sene gibi uzun bir süreç geçmiş. Hiç hissetmiyordum ayağımı. Yani balyozla vursanız hissetmiyordum inan. Şu anda en ufak bir şeyde ağrı hissediyorum. Ayak parmaklarında renk değişiklikleri, ayaklarındaki soğuma, ödem, kısa mesafe yürüyüşlerde baldırlarına giren ağrılar bunların hepsini dikkate alırlarsa diyabetik ayağı erkenden önleyebiliyoruz. Bu haberimiz beyin tümörleriyle ilgili olacak sevgili izleyiciler. Geçmeyen baş ağrılarınız varsa bir de buna bulantı ve kusma eşlik ediyorsa mutlaka bir uzmana gitmeniz gerekiyor. Kafa tasının içindeki yapıların anormal çoğalmasıyla oluşan kitlelere beyin tümörleri adını veriyoruz. Tüm tümörler gibi beyin tümörlerinde iyi ve kötü huylu olanları mevcut. Erişkin çağda yaklaşık tümörlerin üçte biri kötü huylu olurken çocukluk çağının ilk yıllarında üçte ikisi kötü huylu, üçte biri iyi huylu tümörler ama sonrasındakiler de bu oran değişiyor. Daha çok iyi huylular 19-20 yaşları kadar ön plana çıkıyor. Peki hocam her baş ağrısı mutlaka beyin tümörünün habercisidir diyebilir miyiz? baş ağrılarının genel olarak çoğunu işte migren, strese kaynaklı baş ağrıları olarak görüyoruz. Büyümüş bir beyin tümörü varsa hastada baş ağrısının yanında bulantı kusma, vücudun bir tarafında güçsüzlük gibi bulgular da bunlara eklenebiliyor. Doçent doktor Yaşar Bayri beyin tümörünün görüntülenmesinde en iyi yöntemin beyin emarı olduğunu belirtiyor. Beyin tümörlerinde teşhis görüntülemeyle olabiliyor. Anca beyni görüntülediğiniz zaman bu tomografi ama en uygunu beyin ile görüntülediğiniz zaman tümörün kendisini görebiliyorsunuz. Eğer yaygınsa ya da tümör olmayabilecek de bir takım özellikleri varsa o zaman biyopsiler alarak sonucunu görüyoruz. Bu tümörün özelliğine göre değişen yaklaşımlar oluyor. Biz Türkiye'de hocam bütün bu tedaviler eline alınıldığında yurt dışı ile kıyaslarsanız başarılı mıyız? Türkiye'de beyin cerrahisi çok ileri durumda. Türkiye'deki beyin cerrahlarımızın hepsi gayet başarılı kişiler. Ameliyat sırasında kullanabileceğimiz yardımcı teknikler ve donanımlar hastanın çok daha güvenli, çok daha az riskli bir şekilde ameliyat edilmesini sağlayabiliyor. Öneri olarak ısrarlı baş ağrısı olan hastaların e, kesinlikle iyi bir şekilde tetkik edilmeleri bence gerekli. Zaten nöbet geçirmedir ya da bir tarafta güçsüzlüktür gibi şeyler hastanın mutlak ileri tetkik yapmasını gerektireceği için e, gideceğiniz nöroloji doktoru da beyin cerrahı da e, bu incelemeleri yapıp teşhis konmasına yardımcı olacaktır. Sevgili izleyiciler bu haberimizde varis ve tedavilerinden bahsedeceğiz. Varis, kirli kanı akciğerleri taşıyan damar sistemi üzerinde gelişen bir hastalıktır. Bu kılcal bozukluk tarzında olabildiği gibi balonlaşma tarzında dışa yönelen ya da hiçbir şekilde dışta şekil görüntüsü bozukluğu ortaya koymaksızın içte seyreden iç varis dediğimiz şeklinde kendini gösteren bir takım şikayetlerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Varisler çok başarılı şekilde tedavi edilebiliyor artık sevgili izleyiciler ve birçok farklı yöntem kullanılabiliyor. Varis tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır günümüzde. Modern tedavi yaklaşımlarıyla uygulanan tedaviler sonucunda hastalar hem kozmetik olarak hem de sağlık açısından tamamen sağlıklı bacaklara kavuşabilirler. Kesi dikiş olmadan küçücük bir iğne deliğinden küçük incecik bir kateter içerisinden ilerletilen lazer radyo frekans tedavileri, köpük dediğimiz bir takım kimyasallarla bozulmuş yüzey içerisine enjekte edilerek yapılan tedavi yaklaşımları, e, moka denilen henüz yaygınlaşmamış olan damar içerisine uygulanan bir takım cihazlarla haraplama yoluyla gidilen tedavi yöntemleri ve son dönemlerde de e, yapıştırma yöntemleri yaygın olarak Türkiye'de pek çok merkezde gerçekleştirilmektedir. Profesör Doktor Nezihi Küçükarslan varis tedavilerinde içten dışa doğru uygulama yapıldığı takdirde başarılı sonuç alınabileceğini belirtiyor. Varis tedavisi bir silsile içerisinde yapılması gereken bir tedavidir. Önce o dıştaki kozmetik bozukluğa veya şikayete sebep olan iç Damar hastalığı giderildikten sonra dıştaki yüzey kısmına e, kozmetik düzeltmeler gerçekleştirilir. Tedavilerde hep içten dışa doğru uygulama yapıldığı takdirde tamamen başarılı olmamakta ve tekrarlaması mümkün olmamaktadır. Varis kendisi çok basit görüntü bozukluğuyla ortaya çıkıp hafif şikayetler yapan bir hastalık gibi görünse de, Tedavisi son derece kolay fakat tedavi edilmediği takdirde komplikasyonları ileri derecede yüksek sistemik bir hastalıktır. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın.